Efendim Arda ile omuz omuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımın konuğu olanca neşesiyle ve muazzam bir heyecanıyla İlayda Alişan. Hoş geldin. Hoş buldum Arda. Çok mu heyecanlısın? Çok heyecanlıyım ve korku doluyum. Niye ya? Arkadaş burası eğlence programı ya. Evet ama yani hani iddialı değilim pek o yüzden. Tamam canım. Yani sonuçta buraya ne iddialılar geldi, nasıl çıktı? Önemli olan keyif almak yani. En azından kendimin farkındayım. Bu da bir tabii aşama. Tabii ki erdem. Hiç bilmiyor diyemem. Kendime haksızlık etmek istemem ama yani... Pek aramız iyi değil diyebilirim. İşte karnımı doyuracak şeyler, makarna, omlet sabahları bazen filan. O kadar yani, çok bir deneyimim yok aslında. Ya İlayda hem genç hem pırıl pırıl. Mutfakta da yetenekli olduğunu tahmin ediyorum. Öyle değilim diyenden korkacaksın. Bugün harikalar yaratabilir belki. Yemekle aran çok iyi değil anladığım kadarıyla. Aynen. Yani yemeği de sevmiyorsun. Bu. Yo, iyi bir yiyeceğim aslında. Hadi canım, aslında. Ben de neler seversin yemek olarak? Ne yemeği seversin yani? Her türlü karbonhidrat. Harika. Aynen, pizza, makarna. Aa ne güzel. Aynen. Ama böyle şeyler yapmayacağız bugün. Bugün güzel bir salata yapacağız seninle. Daha sağlıklı. Hah, evet. Güzel bir salata yapacağız ama, hakkıyla. Nasıl, neli bir salata? Yani parmesanlı. Hı hı. Sorun var mı? Severim. Yok. Böyle içerisinde bu avokado, domates filan bunlardan böyle güzel bir salsa olacak. Güzel, basit. Birazcık da karidesli bir salata yapacağız. Hadi bakalım. Vallahi o kadar. Hadi bakalım. Ama hepsinde bir ufak oyun var. Mesela parmesandan güzel bir şekil şemal yapacağız. Yapacağız yani, sana bunları öğreteceğim. Eyvallah olsun. Hayır hayır, çok güzel olacak. Her şey sen bu zile bastığında başlayacak. Hazır mısın? Hazırım. O zaman bas zile, Arda ile omuz omuza başlasın. İlayda başlıyoruz. Evet. Sesim geliyor mu sana? Evet evet, duyuyorum. Ha, İlayda bak, beni iyi dinle, burası çok önemli. Tamam, yukarıdan aşağı mı, soldan sağ mı? Çok iyi gidiyoruz değil mi? Bayağı iyiyim. Heyecanlı, bayağı iyi. Bu kırmızı soğanı kes lütfen. Nasıl keseceğim? Seninki ne durumda? En küçük gözü seçmişim şey için. Ama niye? Üst kısmı, şeridimin üst kısmından söz ediyorum. Altı nasıl olmaz o zaman? Neyse, parmesanın üstüne koy. Çember hangisi? Mesela şu. Ha bu. Çemberin dışından sardım ama, doğru mu yaptım? İçinden zaten sarman pek mümkün değil tamam. Gibi. Bir daha söyler misin? Hangisini? Domatesle ilgili bütün kısmı. Bir insan domates bile doğrayamaz mı ya? Hiç ses vermesin Leyla. Doğru mu yapıyorum acaba? O kadar gerginim ki. Domatesle soğan tamam mı? Seninki de küçük küçük diye tahmin ediyorum. Bayağı. Daha önce hiç karidesle çalışmadın, emin misin? Sen beni görüyor musun? Hayır. Bir tek başarılı olduğum konu karidesmiş değil mi? Tavamın ısısının bir önemi var mı? Karideslerim yandı. Salsa hazırladık ya. Salsa. Salsayı ben hazırlamadım mı acaba? Ya ben yapamıyorum. Buna ne oldu? Karidesli bir salata yapmamız gerekiyordu. Ben avokadolu çoban salata yaptım. Hafif bir çoban salata efekti var burada. İlayda başlıyoruz. Şimdi hemen arka tarafında bir tane rende görüyorsun. O rendeyi al. Evet. Rendeyi tezgahın üstüne koy. Önündeki tabağın içerisinde de parmesan görüyorsun. Evet. Rendenin böyle bir tarafı kalın, bir tarafı biraz daha ince ya. Evet. Sesim geliyor mu sana? Evet evet, duyuyorum. Ha, duyuyorsun değil mi? Hep içine içine konuşmayarak başladın da böyle bir canlı. Tamam bir... tamam. Tamam. Şimdi rendenin ince tarafıyla parmesanı rendelemeye başlamanı istiyorum senden. Tamam. Tamam mı? Evet. İyi kalite bir parmesan bu. O yüzden çok iyi kalite olacak. Bugün senle güzel bir böyle ballı, hafif böyle pul biberli, soslu, marine edeceğimiz bir karides yapacağız. Arkasından... güzel bir salsa yapacağız. Hı hı. Ve bunları da parmesandan yapacağımız bir tüylin içerisinde şekil vererek servis edeceğiz. Tamam. Tamam. Harika. Aşağı yukarı böyle 120-130 gram kadar rendeleyeceğiz. Ama seni gramla falan uğraştırmayacağım. Hı hı. Önündeki var olan, yani elindeki bu kalıbı rendelersen ihtiyacın olduğu kadar parmesanı elde etmiş olursun İlayda. Tamam. Peki, evde yemek yapıyor musun kendin? Yani mecbur kalmadıkça yapmıyorum. Dışarıdan mı söylüyorsun? Dışarıdan söylüyorum ya da dışarıda yiyip geliyor oluyorum genelde. Ama mesela böyle evde insan böyle bir hani canı ve arkadaşlarım falan gelsin bir yemek yapayım, böyle şeyler var mı? Yok işte, dışarıdan söylüyoruz geldik. Arkadaşların geldiğinde de mi dışarıdan söylüyorsun? Aynen. Yapma bunu bak. Bu tarifi öğrenirsen eş, dost, arkadaş geldiğinde çok güzel yaparsın. Yapar mısın acaba bilmiyorum ama göreceğiz. Şimdi... Ben rendeledim yeteri kadar. Hı hı. Tavamı ocağın üstüne koyuyorum İlayda. Tamam. Tamam mı? Altını yakıyorum ve en yüksek ayara getiriyorum tavanın altını. Sonra buradaki parmesandan şöyle doluca bir tutam alıyorum. Tamam. İlayda bak, beni iyi dinle, burası çok önemli. Tamam.
tavanın içerisine ince uzun bir şerit olacakmış vaziyette. Evet. Parmesanı seriyorum. Bak ince uzun bir şerit. İnce uzun bir şerit, tamam. Ama hani ince uzundan kastım şöyle, yaklaşık 4 parmak kalınlığında ve tavanın boyu kadar. Bak 4 parmak kalınlığında, tamam mı? Tamam, yukarıdan aşağı mı, soldan sağ mı? Ben yukarıdan aşağı serdim. Tamam. Sanki öylesi daha pratik olacak. Güzelce serdim ve bunu bu şekilde bıraktım. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Ne tuz ne karabiber. Tamam. Tamam mı? Tamam. Yeteri kadar parmesan kaldı mı tezgahın üstünde? Mesela ben çoğunu kullandım, o yüzden biraz daha rendeleyeceğim. Senin de ihtiyacın olur mu acaba? Valla benim parmesanım kalmadı tezgahın üstünde. O zaman biraz, çünkü 2 tane yapacağız bundan. Öyle mi? Evet evet. O yüzden parmesanın hani bir kısmını rendeledin ya. Evet. Eğer ihtiyacın varsa bir kısmını daha rendele. Çünkü önünde daha yeteri kadar parmesan vardır, değil mi? Evet var var. Hemen peki, rendeliyorum. Şimdi böyle güzel güzel rendeliyorsun. O arada da tavada parmesan hafiften bir şekil değiştirmeye başlıyor İlayda. Benim parmesanlı işim tamam. Kesme tahtamın bir köşesine doğru itiyorum parmesanı, kendime yer açıyorum. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok iyi gidiyoruz değil mi? Bayağı iyiyim. Bayağı iyi. Heyecanlanacak bir şey var mıymış? Yok. Asla yok. Değil mi? Arda'ya güven. Gerisini merak etme sen demişler. Doğru. Katılıyor musun? Doğru demişlerdir. Şimdi yavaş yavaş salsayı yapmaya başlayacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Emin misin anlaştığımıza? Anlaştık. Peki. Şimdi bak, önünde bir tane kırmızı soğan görüyorsun. Bu kırmızı soğanı şöyle güzelce kes lütfen. Nasıl keseceğim? Ne yaptın? Kesiyorum. Tamam, kırmızı soğanı kes. Ortadan ikiye. Evet. Ondan sonra yarısını kullanacağız kırmızı soğanın. Öbür yarısını kullanmayacağız. Tamam. Kırmızı soğanın yarısını, kabuğunu soyduktan sonra çok ince ayar, bizim bu aşçılık lisanında burnuaz, fine burnuaz dediğimiz ayarda doğramanı rica ediyorum senden. Parmaklarını kesme ama, olur mu? Nasıl doğramam gerekiyor? İnce ince mi böyle? Çok ince yemeklik. Yani bu bir salsa olacağı için, hı-hı, içeride soğanın belli belirsiz olması lazım. Tamam. Oo bak, parmesanın hafiften böyle cızırdamaya başladı mı? Evet. Emin misin? Gibi duruyor şu an. Bilmiyorum, şuralarda bir hareketlenmeler söz konusu. Nasıl bir hareketlenme? Birazcık tarif eder misin acaba izleyicilerimize? Senin dilinden, senin ağzından nasıl bir hareketlenme var? Onu yani bir tarif eriyor, et lütfen. Eriyor gibi duruyor. Eriyor görünüyor. Gibi. Çok, evet, güzel. Şimdi ben yarım soğanı küçük küçük yemeklik doğradım. Tamam mı? Kesme tahtamın bir köşesine doğru itiyorum bunu. İlayda. Doğradıklarını mı? Evet. Tamam. Aynen öyle. Şimdi tekrar parmesana dönüyorum. Aha. Bir tane kırmızı spatula, silikon bir spatula alıyorum ve hafiften o silikon spatula ile bakayım kenarlarından kalkıyor mu? Oo güzel. Hafiften kalkmaya başladı. Seninki ben ne durumda? En küçük gözü seçmişim bir şey için. Ama niye? Büyük göz seç. Hemen büyük göze transfer et hemen. Tamam. Bak parmesan son derece güzel bir vaziyette böyle hafif hafif sertleşmeye başladı. Tamam mı? İlayda. Evet, benimkinin üstü olmak üzere ama altta henüz şey yok, küçük gözü seçtiğim için. Aksine altı olup üstü olmamış olmasın. Altı olmadı, üstü oldu. Öyle mi acaba? Yani şey, üst kısmı, şeridimin üst kısmından söz ediyorum. Şeyin altından değil. Şeridin üst kısmı mı oldu? Evet. Altı nasıl olmaz o zaman? Neyse. Peki ne durumdasın? Bana bir izah eder misin? Bekliyor parmesanlarım. Soğanlarımı doğradım kenara. Tamam, parmesanın İttim. Artık pişti mi? Hayır, pişmedi. Pişmedi. Peki şimdi bak, benimki pişti. Evet. Hemen bu arka tarafında döndüğün zaman sol üst tarafta çember göreceksin. Çember. Çember. Tavayı ocaktan yan tarafa doğru al. Bu çemberi parmesanın üstüne koy. Çember hangisi? Çember hangisi? Mesela şu. Ha bu, ha, tamam. Evet. Hı. Tavayı kenara al. Çemberi parmesanın üstüne koy. Sonra bir maşa yardımıyla çemberin etrafından parmesanı böyle bir gezdir. Tamam. Sonra bunu yine aynı maşayla al, tezgahın üstüne getir ve parmesanın hafifçe bir yuvarlak şekil almasını ve öyle beklemesini sağla. Anladın mı? Bir daha anlatır mısın? Tamam, neresini anlamadıysa onu anlatayım. Şimdi çemberi parmesanın ortasında koydum. Evet, bir maşayla... Evet. Çemberin etrafına parmesanı sar.
Evet. Tamam mı? Tamam, sarıyorum. Böyle sonra herhalde çemberle beraber al. Bu çemberin böyle yüzey tarafına onu saracaksın. Anlatabildim mi? Anladım sanırsam. Heh, biraz anlatır mısın ne yaptığını? Ben de yani işte etrafını sardım şu an. Çemberin etrafını. Yani böyle şey gibi olacak. Böyle bir hani çemberin etrafında o parmesan şey gibi bir ne diyeyim daire gibi olacak. Çember gibi olacak yani. Anladım. Sonra çemberin dışından sardım ama doğru mu yaptım? İçinden zaten sarman pek mümkün değil tamam gibi. Tamam. Bu da tabii çok kırılgan. Sonra dikkatli vaziyette çemberi bunun içerisinden çıkartıyorsun ve mükemmel bir vaziyette hazırladığın bir daire şeklinde tüyl var. Böyle tezgahın üstünde duruyor. Tamam mı? Anlatabildim mi ben sana? İzah edebildim mi konuyu? Bak kesin takıldığın bir yer olursa kameramanına sor. O çok iyi biliyor bunu. Ha ben tamam. Ne yaptın? Ne oluyor? Ha anladım. Benim bir çemberim birazcık yamuk oldu sanki. Nasıl bir yamukluk? Durun. Nasıl bir yamuk? Tamam, şimdi galiba yaptım. Bak, İlayda. Evet. Şöyle bir şey hayal ediyoruz. Bak şöyle. İlayda. Şöyle bir şey hayal ediyoruz. Nasıl? Asla anlamamışım ki. Nasıl? Asla. Sen ne yaptın? Ne çember ama bak elini... Annem ne oldu? Elini dur yakma. Maşallah ne de cesur ha. Langırt diye tuttu. Buna ne oldu ya? Ben nasıl sardım biliyor musun? Ha. Şöyle etrafından sardım. Yan tutmayı unutmuşum. Ne olsun ki benimki de böyle olsun. Tamam yani, bir tane daha var bari onu kurtar. Bunun işi çok zor. İyi ki bakmışım. En azından ikinciyi kurtardık. Abi çemberi çok enteresan. Ortaya koyup böyle ortasına delik. İlayda parmesandan bir güneş yapmaya çalışıyordu herhalde böyle. Pırıl pırıl parlıyor. Evet İlayda nasıl gidiyor? Müthiş. Müthiş değil mi? Şimdi ama artık ikinciyi doğru yapacaksın. Evet. Helal olsun. İnşallah. Helal olsun. İşte bu. Kral. Şimdi benim ikinci parmesanım da hazır sayılır. Çemberi ortasına koyuyorum. Maşayla böyle etrafından bir tur attırıyorum. Ve şöyle maşayla etrafından ocaktan alıyorum. Şu şekilde bekledi mi kıvrılacak ve gayet istediğim kıvamda olacak. Ne durumdasın İlayda? Yani sardım. Şimdi kenara alıyorum. Evet. Biraz yandı parmesanlarım. Parmesanları çemberin etrafında döndürmem gerekiyordu. Fakat ben o işlemi ilk etapta yanlış anlayıp yani etrafından yani açık kısmını üste bırakıp sardım falan. İkinciyi yaptım. Bir daha söyler misin? Hangisini? Domatesle ilgili bütün kısmı. Bir insan domates bile doğrayamaz mı ya? Hiç ses vermiyorsun İlayda. Doğru mu yapıyorum acaba? O kadar gerginim ki. Domatesle soğan tamam mı? Seninki de küçük küçük diye tahmin ediyorum. Bayağı. Daha önce hiç karidesle çalışmadın emin misin? Sen beni görüyor musun? Hayır. Bir tek başarılı olduğum konu karidesmiş değil mi? Tavamın ısısının bir önemi var mı? Karideslerim yandı. Salsa hazırladık ya salsa. Salsayı ben hazırlamadım mı acaba? Ya ben yapamıyorum. Buna ne oldu? Karidesli bir salata yapmamız gerekiyor. Ben avokadolu çoban salata yaptım. Hafif bir çoban salata efekti var burada. Ha? Aldın mı? Aldım. Harika. Bu da burada beklesin. Şimdi İlayda. Hızlı bir şekilde salsayı yapmaya başlayacağız. Tamam. Tamam mısın? Tamam. Şimdi soğanları ince ince doğradık. Bir evet tane domates alıyorum. Ortadan ikiye kesiyorum domatesi. Ondan sonra bir kere daha ikiye kesiyorum. Sonra ortasındaki çekirdekli kısmı dikkatlice çıkartıyorum. Domatesi etli kısmı bana bakacak, derili kısmı tezgaha gelecek şekilde koyuyorum. Bir bıçakla üstüne bastırıp domatesin derili kısmını çıkartıyorum İlayda. Bir daha söyler misin? Hangisini? Domatesle ilgili bütün kısmı. Domatesin komplesini mi? Evet. Domatesi ortadan ikiye, sonra bir kez daha ortadan ikiye kesip dört parçaya bölüyorum. Tamam. Sonra ortasındaki çekirdekli kısmı bıçakla çıkartıyorum. Evet. Sonra derili kısmı tezgaha gelecek, evet, etli kısmı bana gelecek şekilde koyuyorum. Evet. Bıçağımla son derece güzel bir şekilde sıyırarak derili kısmını çıkartıyorum. Derili kısmını çıkartıyorum. Ondan sonra etli kısmını küp küp doğruyorum İlayda.
Tamam, bir saniye. İlayda? Evet, yapıyorum. Yapıyorsun değil mi? Evet. Bravo. Şimdi ilk yapacağım şey domatesleri bir alt taraftan aldığım kasenin içerisine koymak. Sonra ön tarafta şey var, bu Meksika fasulyeleri var. Hemen tezgahın üstünde duruyor, görüyor musun? Evet. Onları böyle ortadan ikiye bıçağınla kesmeni rica ediyorum senden. Hepsini mi? Yani bir avuç kadar alsan ve o bir avuç kessen benim için yeterli olacaktır. Tamam. Bıçağınla şöyle hafiften ortadan ikiye doğru kesmen benim için yeterli. Nasıl gidiyoruz, iyi miyiz? Ben hala domateslerdeyim valla. Peki parmesanın ne durumda? Parmesanım burada soğuyor. Soğuyor değil mi? O güzel çemberden ama. Çıkarmadım, çıkarmalı mıyım? Eğer soğuduysa çıkarabilirsin. Bakayım ben de deneyeyim bir çıkartmayı. İlki çok iyi oldu ama ikincisi benimki biraz yapıştı gibi. Kırmadan benimki çıkarabilecek miyim? Bence çıkaramayacağım. Nasıl? Benimki de yapıştı, bence çıkartamayacağım. Gerçekten mi? Evet. Niye ki? Bilmiyorum. Çıkartmansa iki parça da çıkart. Böyle küçük hatalar mutfakta hep olabilir. Birazcık şöyle parmak ve ufak bir dokunuşla iki parça da... İnsan domates bile doğrayamaz mı ya arkadaşlar? Vallahi ikinci benim de çıkmadı, biliyor musun? Çok erken almışım. O yüzden bir tane yapacağım. Sen de bir tane yapmak ister misin? Evet. Çıktı mı? Hemen bakıyorum. Harika. Şimdi bak, domateslerle beraber fasulyeleri birleştiriyorsun. İçerisine soğanı alıyorsun. İlayda. Bir dakika. Ben daha fasulyeleri dilimlemiş değilim henüz. Süper. Bence çok iyi gidiyorsun. Sonra sıra geldi mısıra İlayda. Tamam. Mısırı tezgahın üstüne koyuyorsun ve bıçağınla şöyle aşağıya doğru iki tane kesik atarak böyle bir koçanın aşağı yukarı üçte biri kadar mısırı böyle güzelce ayıklamış oluyorsun. Sonra bıçağınla böyle küçük küçük kesiyorsun. Ondan sonra birleştiriyorsun. İyi misin? Hiç ses vermiyorsun İlayda. Doğru mu yapıyorum acaba? O kadar gerginim ki. Ama şimdi bak, gerginliği bırak, hızlıca sonuca gidiyoruz şu anda. Ne durumdasın? Bir özetler misin ne yaptığını? Şu an mısırlarımı şey yapıyorum, ayıklıyorum. Mısırlarını ayıklıyorsun. Evet. Domatesle soğan tamam mı? Hayır, onları yetiştirmeye çalışıyorum. Peki sıra geldi avokadoya. Avokado nasıl ayıklanır biliyor musun? Hayır, avokadoyu sevmem normalde. Ne yapmazsın? Avokado sevmem, o yüzden tüketmiyorum. Aa, gerçekten mi? Evet. Ama bu salata avokadosuz olmaz. Olsun. Ortadan ikiye bıçağınla beraber bir kesik atıyorsun. Ortadan ikiye. Hı hı. Sonra avokadonun bir dilimini sağa, bir dilimini sola doğru çeviriyorsun İlayda. Ortadan ikiye kesik atıyorum. Evet. Evet. Sonra avokadonun bir dilimini sağa, bir dilimini sola doğru çeviriyorsun. Ve ikiye ayırmış oluyorsun. Ondan sonra elinle çok kolayca kabuğunu soyuyorsun. Bıçağınla küçük küçük küpler halinde doğruyorsun. Elimle kabuğunu soyuyorum. Evet. Bıçağınla küçük küçük küpler halinde doğruyorsun. Şimdi bak, Meksika fasulyesi koyduk. Domates koyduk. Kırmızı soğan koyduk. Mısır koyduk. Avokado koyduk. Biraz da bunu çeşnilendireceğiz, tamam mı? Tamam. Hafif bir tuz ekleyeceğiz buna. Tamam. Birazcık karabiber ekleyeceğiz. Tamam. Çok az zeytinyağı ekleyeceğiz. Çok az. Evet. Sadece parlasın diye. Tamam. Arkasından tezgahın üstünde limon ve lime var. Daha da böyle keskin olsun istersen yarım lime'ın suyunu ekleyeceğiz. Hı hı. Sonra da buzdolabında kişniş var. Onu alıp kişniş ekleyeceğiz. Birkaç yaprak kadar. Tamam mı İlayda? Tamam. Ne ekleyecekmişiz? Kişniş, zeytinyağı, lime, soğan, domates, mısır. Heh, harika. Ve Meksika fasulyesi. Ne sürüsü? Ne fasulyesiydi? Meksika fasulyesi. Meksika fasulyesi, tamam, doğru. Meksika'nın bağrından kopup gelen bir tür fasulye. Benim soğanım fazla olacak gibi. Bu tabii şimdi böyle bir yan salata olduğu için her şeyin küçük küçük doğranması çok önemli. Hı-hı. Yani böyle mısır, soğan, domates, bu hepsi beraber böyle küçük küçük doğranacak. Seninki de küçük küçük diye tahmin ediyorum. Bayağı. Değil mi? Harika. Sonra alt taraftan bir küçük cam kase çıkartacaksın. Tamam. O cam kasenin içerisine bir kaşık kadar soya sosu koyacaksın. Bir kaşık kadar bal koyacaksın. Sonra
Bir tane sarımsak alacaksın, bir diş. Tamam mı? Hı hı. Bıçağınla üstüne böyle bastıracaksın. Sarımsağı dış kabuğundan kurtaracaksın. Sarımsak yapıyorsun alacağım. Değil mi dediklerimin hepsini? Evet, şu an sarımsaktayım. Sarımsak alacağım, bir diş. Tamam. Soya sosu dedin. Soya sosu. Evet. Bal. Bal. Sarımsak. Tamam. Küçük küçük doğradım. Tamam. Birleştiriyorum bu üçünü. Tamam mı? Sonra ön tarafında bir tane küçük zencefil parçası görüyorsun. Nerede? Bir küçük parmak kadar zencefil. Ha, evet, evet, gördüm. Tamam mı? Bu zencefili de şöyle bıçağının tersiyle hafifçe kabuğunu soy lütfen. Bıçağın tersini kullanarak böyle tıraşlar gibi hafifçe. Sonra rendeyle rendenin şu küçük tarafıyla. Küçük tarafı soyamadım. Azıcık rendele, çok az. Zencefil sadece birazcık tat versin diye. Tamam. Şimdi bir tekrar edelim ne yaptığımızı. Salsamız hazır mı? Salsam hazır olmak üzere. Marine sosun hazır mı? Neyim? Marine sosun. Marine sosun. Yani bal koydun, soya sos koydun, sarımsak koydun, zencefil koydun. Hı hı. Birazcık da pul biber koyacağız. İşi birazcık daha böyle Türkleştireceğiz. Hı hı. Tamam mı? Pul biber, pul azıcık biber. Da pul biber koyduk. Bir dakika, bunu... sen ne demiştin? Kişniş mi demiştin? Kişniş öncekindeydi. Tamam, ben onu eklemeyi unuttum. Şu anda aklıma geldi. Tamam, kişniş öncekindeydi. Dolaptan alacaksın onu. Tamam. Bunda zencefil var. Tamam, zencefilimi koydum. Koydun değil mi? Evet. Şimdi bak, bal, zencefil, soya, pul biber, sarımsak böyle güzelce bir karıştırıyorsun. Bu bizim marine sosumuz. Tamam mı? Tamam. Harika. Her şey yolunda mı? Galiba. Oo, süper. Şimdi buzdolabında geliyorsun ve senin için güzelce hazırladığım yeşillikler var. O yeşillikleri çıkartıyorsun. Tamam. Şöyle. Bu da burada tezgahın üstünde dursun. En son bunları hafif bir soslayacağız, işi bitireceğiz. Tamam. Ve artık geldik karideslere İlayda. Tamam. Okey. Şimdi 3 tane jumbo karides var dolapta seni bekleyen. Evet, burada. Okey. Daha önce hiç karidesle çalıştın mı? Hayır. Hayır mı? İlk defa mı? Evet. Peki. Karidesi sağ elinle tutmanı istiyorum. Tamam. Tamam mı? Evet. Sol elinle kafasını tut. Evet. Ve kafasını yana doğru çevirerek kopart. Sonra tamam. Sol elini kullanarak karidesin bu karın boşluğundaki ayak kısmını evet. Böyle güzelce parmağınla yerinden çıkart ve dış kabuğunu karidesin üstünden çıkart lütfen. Dış kabuğunu, tamam. Evet. Dış kabuğunu ve alt taraftaki bütün ayakları böyle güzelce üstünden çıkartıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Alt ayakları çıkardım. Kabuğunu soyuyorum. Harika. Sonra eline bir bıçak al ve karidesin bu sırt kısmında boydan boya bıçakla bir çizik atarak hafiften bir yol aç. Sırt kısmından boydan boya bir çizik atarak. Evet, aynen öyle. Çünkü burada karidesin iç organları var. Evet. Bunu o açtığın delikten bıçağını kullanarak o sırtındaki bütün kiri, pası, her şeyi çıkart içinden. Tamam, yapıyorum. Tamam mı? Hı hı. Daha önce hiç karidesle çalışmadın, emin misin? Çok rahat çalışıyorsun. Sen beni görüyor musun? Hayır. Ama yani söylediklerinden böyle hani ne bileyim. Karidesten yok, gerçekten çalışmadım. Karidesten dolayı hiçbir şey yapmadığına göre böyle dert tasa sıkıntı. Karidesi sevdim sanırım. Sevdin mi? Evet. Vay. Balıkçılık var mı balıkçılık? Babam ve dedem balıkçı. Gerçekten mi? Yani dedem balıkçıydı. Babam da çocukken çok balığa falan çıkmış onunla. Oo, süper. Peki bir şey soracağım sana. Yani bu balıkçılık birazcık böyle aileden el aldım diyebilir misin bu konuda? Belki de. Yani hiç var mı çocukken böyle karides ayıklama falan işleri? Babam çok yapardı karidesi. Bizim yazlığımız vardı ben çocukken. Aha. Oralarda. Sen de izler miydin? Ben de izlerdim. Hatta karides çocuktum, korkardım karides biraz korkunç görünüyor diye. Evet, görüntü birazcık şey hakikaten ürkütücü, haklısın yani. Aynen. Acayip şaşırdım. Bak, karides konusunda bu kadar hızlı gittiğini tahmin etmiyordum. Karidesleri iyi yaptıysa vallahi helal olsun ama takır takır yapıyor yani. E tabi biraz böyle babadan dededen herhalde görerek el almış diye tahmin ediyorum. Bak, o çocukken izlediği o karides ayıklamalar
bugün burada işine yarıyor Dilay'da. Bir tek başarılı olduğum konu karidesmiş değil mi? Şimdi ben 3 tanesini böyle güzelce ayıkladım. Tamam, ben daha ikinci diyeyim. Sırtlarını çıkarttım, içlerini temizledim ve 10 numara 5 yıldız artık pişmeye hazırlar bunlar. Ama böyle bir güzel marinasyon yaptıysak bu marinadın içinde birazcık bekleteceğiz. İstediğim şey 3 tane karidesini alıp bu ballı soya sosunun içerisinde bekletmen. Ballı soya sosunun içerisinde bekletmek. Tamam. Evet, aynen budur. Hızlıca bir ellerimi yıkıyorum. Tamam. Artık tarifi birleştireceğiz. Çok az işimiz kaldı. Bu kadar basit. Korkacağın kadar bir şey var mıymış İlayda? Varmış. Ne gibi? Nerede? Mesela nerede korkacak gibi bir durum var? Yetiştiremiyorum katiyen ve bazı söylediğin şeyleri galiba eklemeyi atladım filan. Mesela? Ama bu da benim sanat eserim olsun. Mesela neyi eklemeyi, neyi eklemedin? Mesela sanırım pul biberi eklemeyi unuttum. Ama hemen ekleyebilirsin, şu anda kaybedilen bir şey yok. İlayda bence tarifin bütünü boyunca ne yaptığını bilmez bir vaziyette. Yani o böyle tam teslimiyet, ben Arda'ya teslim olayım, o ne derse yapayım diyor ama yaptığı şeye çok hakim gitmiyor yani. Mesela parmesanı böyle mi yapacaksın? Vallahi yapıyorum, bilmiyorum. Onu koydum mu? Galiba bunu da koymadım. Bir de uysal, böyle hani şey de yapmıyor, isyan da etmiyor. Anlamıyorum ki ben ne eksik ne fazla. Habire her şeyi söylüyorum. Böyle güzelce bunları böyle sosun içerisinde iyice her taraflarına sos bulaştırıyorsun. Bu arada ocağın üstüne bir tava koy lütfen. Altını yak ve tavayı ısıtmaya başla İlayda. Tamam. Tamam mı? Böyle iyice bu sosun içerisinde kalsın. Peki bu parmesanla yaptığın tava olmaz herhalde değil mi? Olur olur. Olur o parmesanla mu? Yaptığın tavayı bir peçeteyle şöyle güzelce bir silersin hemen. Tamam. Biz restoranlarda öyle yaparız. Sonra tertemiz vaziyette hazırlarsın. Tava ısınırken karidesleri güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Evet. Ve peçete. Artık geçiyorum tavaya. Isındığına göre tava. Karidesleri alıyorum İlayda. Tamam. Ve tamam, sıcaksın. Direkt olarak tavanın içerisine yerleştiriyorum. Hafif ballı soyalı marine edilmiş. Sarımsaklı, zencefilli bir sosla beraber burada güzelce pişecekler. Yavaştan tabaklamaya geçiyoruz. Hazır mıyız? Hemen bir saniye. Harika, harika. Şimdi sevgili İlayda. Yeşillikler var ya, yeşillikler dolaptan çıkarttığımız. Evet. Onların üstüne birazcık zeytinyağı dökeceksin. Tamam. Tamam mı? Tavamın ısısının bir önemi var mı? Var tabii, yani aşırı derecede sıcak olmayacak. Orta ısıda bir yerlerde olabilir. Yeşillikleri azıcık sosladım İlayda. Tamam. Tamam. Sonra buradaki hazırladığım salsayı, salsa hazırladık ya salsa. Salsayı ben hazırlamadım mı acaba? Niye ya, soğanlı, ince doğradığın soğanlı olan var, evet, ya o salsa. Evet, evet, evet. Bak, evet. Tabağa İlayda, tabağa boydan boya ince uzun bir şekilde. Tabağa. Hangi tabağa? Önemi var mı? Sol tarafta senin için hazırladığım bir tabak var. Tamam. Beyaz, böyle güzel büyük. İnce uzun bir şekilde salsayı yayıyorsun tabağa. Ortaya doğru, boydan boya. Ortaya. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Karideslerim yandı. Karideslerin yandı mı? Benimki daha pişmedi bile. Benimki pişti ve yandı. Ne yani yaptın karidesi? Al kenara. Birazcık benim tavamın altı sıcaktı, ocağım sıcaktı. Dolayısıyla yaktım karideslerimi. Evet, şimdi dediklerini tekrar söyler misin? Hangileri? Salsayı. Salsayı tabağa ortasına gelecek şekilde ince uzun vaziyette bir kaşıkla diz lütfen. Tamam. Böyle ser. Tamam mı? Tamam. Soğanların filan şey yani. Nasıl? Ne var soğan? Sanat eseri adeta. Sanat eseri. Sonra parmesanını al, hazırladığın parmesanı. Tabağın yan tarafına böyle diklemesine koy lütfen. Parmesan. Sonra sosladığın salata var ya, böyle güzelce onun içerisine o salatadan koy. İşte parmesanın içine mi? Evet, parmesanı böyle hani halka gibi yaptık ya. Evet. Onu böyle diklemesine koyup. Tamam. Böyle ben içerisini salatayla dolduracaksın. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Benim harika. Benim parmesanım biraz küçük oldu. Nasıl olacak bunun içine? Ne oldu? Ya ben yapamıyorum. Neyi yapamadın? Söyle bana. Hiçbir şeyi. Nasıl yani? Şu ana kadar yaptıklarımız bir hiç miydi?
Büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Neredesin? Nerede takıldın? Söyle bana. Parmesanımı koydum. Salatayı içine koyacağım. Fakat parmesanım o kadar küçük ki salata zaten içine sığmayacak yani asla. Sığdığı kadar koy. Tamam. Olmaz mı? Olur. Peki. Böyle güzelce yeşilliklerden böyle bir hoş aranje yaptım senin için. Tamam. Ne de olsa bu yaptığımı sen yiyeceksin. Senin yaptığında tadına ben bakacağım İlayda. Ne olur bakma. Nasıl yani? Bakma, buna bakmanı istemem senin adına. Şaka bizim yapıyorsun. O kadar mı şeyli, dertli? İlayda. Evet. Artık servise çıkacağız. Ne hadi durumdayız? Karideslerim hazır. Tamam. Tabağın yanık hazır karideslerim mı? Karideslerim. Tabağım hazır olmak. Peki. Artık karidesleri de koyup servise çıkalım mı? Hadi bakalım. Tamam. Hazırladığın salsanın üstüne bu hafifçe pişirdiğin, diri bıraktığın azıcık şeyi üzerinde birazcık tuz ve karabiber ekle lütfen. Karidese mi? Evet, evet. Tamam. Hafifçe. Hemen tuz ve karabiber. Tuz, hafifçe. Karabiber. Artık karidesleri alıyorum. Hazırladığım salsanın üstüne şu şekilde güzelce yerleştiriyorum. Ve servise çıkıyorum. Hazır mıyız İlayda? Yani hazırım hocam. Bitirdin mi? Sen benden önce mi bitirdin? Ya ben bir sürü şeyi eksik yaptığım için o yüzden senden önce bitirmiş olabilirim. Peki. O zaman evet, heyecanla dönüyorum ve senin için hazırladığım tabağı servise çıkartıyorum. Var mısın? Döneyim varım mi? Varım. Hadi getir. Bir saniye. Ama hadi hazırım dedim. Bak, bak. Senin için böyle bir... Utanç duyuyorum şu an. Bakayım. Buna ne oldu? İşte ona bir şeyler oldu. Bu... Ama bak duruşa bak, böyle duruyor. Öğretmenim. Öğretmenim, yapamadım galiba. Soğanlar şimdi... şey mi? Piyazlık mı? Ben sana doğrayamam demiştim. Enteresan. Değişik bir çalışma olmuş. Çaba var. Bir sanat eseri var. Bir gidiş yolundan değerlendireyim ben bunu. Tamam. Olur mu? Olur. Tamam. Hadi gel bir yer değiştirelim. Yani tabaklarımızı değiştirelim. Sen tamam, bu tabağı al. Ben de bu şaheserin bir tadına bakayım. Karidesli bir salata yapmamız gerekiyordu. Vallahi ben avokadolu çoban salata yaptım da. Ya yanlış yaptığımı, o soğanları bir kere daha ufak doğramam gerektiğini falan ya da işte bazı sosları eklemediğimi falan biliyordum yani. Hani oraları, küçük ayrıntıları kaçırdım, yetiştiremedim diğer şeylere odaklanmakta. Şimdi ben tadına bakacağım. Hafif bir çoban salata efekti var burada. Ha? Avokadolu çoban salata. Avokadolu çoban salata. Dur biraz şöyle zeytinyağı ekleyeyim buna azıcık. Ha? Tamam. Birazcık da limon şuradan. Sever misin karides? Severim. Bak bakalım tadına olmuş mu? Senin sevdiğin gibi mi? Hemen bakıyorum. Güzel mi görüntüsü falan böyle şey? Müthiş bu arada. Elinize sağlık. Yediğim senin en güzel salata yiyeceğim. Gerçekten mi? Bu karidesin başına ne geldiğini hakikaten merak ediyorum ya. Baksana bunun... Ne oldu buna? Yani o bence... İsyankar bir arkadaş ya, bu herhalde. Tatmasan mı acaba? Yok canım, buradan yerim. Karides gayet güzel pişmiş. Oo, bu çok güzel. Hangisi? Aşırı güzel. Şimdi karidese bakıyorum. Çoban salata vereyim mi? Yani tüylini biraz daha pişirseymişsin böyle çıtır çıtır olacak. Bak vur ona. Ha. Buna mı? Ha. Böyle mi? Heh. Bak yan karides çevir. Çok güzel. Bak yan çevir. Vur şimdi. Öyle vurdu mu kırılıyor. Hı hı. Benimki? Seninki elastik, örümcek adam. Hafif. Bir şey var böyle bir hani... Sevgi kattım ama esnek içine ama, lütfen. Esnek. Bak benimki hafif romatizmadan yaşlanmış, seninki daha genç. Evet. Tamam mı? Öyle diyebiliriz yani. Çok güzel. Yapsana bunu. Çok güzel. Dışarıdan söyleyeceğini, ev arkadaşlarını çağırdığında de ki... Zavallı size, arkadaşlarım. Size karidesli, fanfirikli, elastik parmesanlı bir salata yapacağım. Mutlaka yapacağım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben ayağına teşekkür sağlık ederim. İyi ki geldin. Eline sağlık. Senin de eline sağlık, emeğine sağlık. Çok kolay bir tabak değildi, aşırı zor da değildi ama elinden geleni yaptın. Evet. Buradan vermek istediğin mesaj var mı? Özellikle senden sonra gelecek olanlara. Göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Size kolaylıklar ve sabır diliyorum.
O zaman... Ama Arda Dünya Tatlısı, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her çok zaman. Çok keyifliydi. İyi ki geldin. Çok sağ ol. Renk kattın. Umarım benim eğlendiğim kadar sen de eğlenmişsindir. Çok eğlendim. Çok eğlendim. Peki. Efendim biz bu hafta sevgili İlayda ile beraber size keyifli bir saat geçirtmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta yine bir konuğumla beraber size bu mutfaktan güzel tarifler hazırlayacağız. Çok eğleneceğiz. Sizi de eğlendireceğiz. Haftaya görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Bir kere parmesanı ilk defa yaptım. Karidesi ilk defa yaptım. Onun dışında daha önce evde kelme salata yapmıştım, var çoban salata. Tatmadım. Ay çünkü Arda'nınki o kadar lezzetliydi ki ağzımın tadını bozmak istemedim. Kubilay, hazırsan başlıyoruz. Hazırım. Hiç mücver yaptın mı daha önce? Yok. Hiç lazanya yaptın mı? Yok. İnce yemeklik doğranıyor yani. Yemeklik ince, tamam. Evet, tamam. Tartı var. İstiyorsan tartabilirsin kıymayı. Aa, artık çok geç her şey için. Ben şekeri bulamadım ya. Ben bulamıyorum. Müthiş. Doğradığın her şeyi tülbentin içerisine alıyorsun. Ne? O ne? Ama ben devam ediyorum bak. Ben etme. Bir kase içerisine aldım. Bir kase, bir pergel, bir de çikolata alacağım. Erol, Erol. Efendim? Erol bende yok. Mücver harcımız hazır. Seninki de hazır mı? Şu an şeyi sıktım işte. Neyi? Sonra arka tarafa dönüyorum. Bir tane çember alıyorum. Sen klasik mücveri iyi bilirsin. Yemeği biliyorum, evet. Karıştırıyorum elimle. Elinle mi? Bunlar olmayacak. Kaşıkla. Tavayı tezgaha koy. Çember mi tezgahta? Evet. Hayır. 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 Muskat bulam. Biri bana yardım etti. Abi metal. Getirmem lazım şu ve... an. Arkadaşlar bu iş çok zor. Of. Ben şu an hayatımda ilk kez muskat rendeleyeceğim. Burası bir savaş alanına döndü şu an. Benim mücverlerim pişmiyor. Niye abi? Mücverimi sabote ettiniz ya. Hazır değilim, mücverlerim pişmedi. Peki acaba parlı ateşi alsan mı biraz? Aldım aldım. Mücverlerim benim sabotaja uğramasaydı daha başa baş bir mücadele verebilirdim. Çok iyi. Bu ne? Süsole. Heh, şefin dokunuşu. Benimkinin de bir tadına bakayım mı? Bak bak tabii. Çok merak ettim. Olmamış ya benimki.